Bir verelim. Buyurun, kırmızımızı ekrana yazıtalım. Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'da artık. 21 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık anlaşma sağlandı. Detaylar Emre Kaplan'da. Emre hem Galatasaray tarafından hem Erzincan tarafından da haberin detaylarına ulaştı. Bırakalım sözüm muhabir arkadaşımıza. Evet Aykut İnce, ekranda da göründüğü üzere ki Galatasaray'ın aslında bir süredir ilgisi biliniyordu. Prensip anlaşmasına vardığı bir isimdi Kerem Aktürkoğlu ama bugün itibariyle artık olayın neticelendiğini söyleyelim. 4 yıllık bir anlaşma sağlandı. Hatta rakamlarına kadar artık her şey belli. Sadece cumartesi günü Erzincanspor'un playoff finalinde oynayacağı Aksaray-Spor maçı bekleniyor. O maçın ardından da resmi imzalar atılacak ve Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'ın futbolcusu olacak. Detayları paylaşmamız gerekirse dediğimiz gibi 4 yıllık bir anlaşma sağlandı ve oyuncu için de ilk yıl 700 bin, ikinci yıl 750 bin, üçüncü yıl 800 bin, dördüncü yıl için ise 850 bin liralık bir bedel ödenecek ki bu transfer süreci aslında dediğimiz gibi biraz daha mazisi olan, yaklaşık bir aydır devam eden bir süreç. Galatasaray'ın uzun süredir ilgisi vardı. Hatta belli bir noktaya gelinmişti. Fakat bugün itibariyle neticelendi. Bu süreç içerisinde Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin de oyuncuyla ilgili talepleri vardı. Fakat oyuncuya maç başı ücretler teklif edildiği için tek tercihini Galatasaray'dan yana kullandı. Galatasaray garanti ücret ödeyeceği için tercihini Galatasaray'dan yana kullandı yapılan görüşmeler neticesinde. Ve dediğimiz gibi Erzincanspor'un cumartesi günü oynayacağı Aksaray Spor maçının ardından da artık resmi sözleşme imzalanacak ve Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'ın futbolcusu olacak. Bir kez daha tekrarlayalım rakamları da. İlk yıl için 700 bin, ikinci yıl için 750 bin, üçüncü yıl için 800 ve dördüncü yıl için ise 850 bin liralık bir ücret ödenecek 21 yaşındaki oyuncu için. Şimdi Levent abi tabii Emre bu detaylara ulaştı rakam olarak. Artık teşekkürler Emre bu arada. Şimdi artık takımlarımıza baktığımızda işte Fenerbahçe'de değil mi? Karagümrük'ün iki oyuncusu var gündemde. Birinci ligi hatırlar olduk. Sekidika ile başladı. Birinci lig, Süper Lig'in arka bahçesi değil mi? Sanki çok unuttuk orayı. Bana öyle geliyor. Yani orada da çok yetenekli oyuncular var, genç oyuncular var. Bugün artık bu tür oyuncuları takip etmek çok kolay Aykut. Yani bunlar eskiden böyle scout ekipleri yoktu. Büyük abiler vardı. Giderler, izlerler, nokta atışı yaparlar. Oyuncuları kulüplere kazandırırlardı. Böyle birçok isim sayabilirim geçmişle ilgili ama dinleyicimizin çoğu isimleri bilmeyebilir ama bugün artık scout ekipler var. Dünyanın her yerine hakimler. Ve üstelik iyi diyalog kuruyorlar ve her türlü bilgiye oyuncu hakkında ulaşabiliyorlar. Kerem'le ilgili Galatasaray'ın biliyorsun sezonun ortasından itibaren bir ilgisi vardı. Yani Galatasaray ısrarla bu oyuncunun üzerine gitti. Tabii ki bu maçları izleme şansımız olmuyor ama ben Aspor sayesinde maçı izledim. İki tane gol attı. Bak penaltıya gelişine bakalım. Türkiye'de çok futbolcu, ben itiraz ediyorum. Ne kadar çok gerilirseniz o kadar hata yapma şansınız olur. Penaltıda çok gerilmek önemli değil. Penaltıda destek ayağını topun yanına koymak önemli. Yani bir metre, bir buçuk metre gerilerek futbol, o penaltıyı atan oyuncular benim için makbuldür. Bak Kerem'in attığı penaltıya çok sakin. Çok gerilmemiş. Mesafesi çok uygun. Attığı iki goldeki ayak içi vuruşları. Topa hakimiyeti. Yani bunu daha fazla geliştirebilir Galatasaray'da diye düşünüyorum. Galatasaray doğru bir transfer yaptı. Galatasaray'ın bu sezon en büyük handikapı bu tür pozisyonlarda topa vuruş becerisi olan oyunculara sahip olamamanın faturalarını ödedi Galatasaray. Gol atamadı bazı maçlarda. Ama bu ayak içini en iyi vuranlardan bir tanesi. Yani bu ayak içini ben geçmişte Tanju'da gördüm. Çok iyi vurur. Yani bu vuruşlarda. Şimdi beceri olarak da 21 yaşındaki oyuncunun analizini, röportajını da dinledim yaparsınız siz. Başka bir şekilde, başka programda, gazetede de, sabah gazetesinde mutlaka yaparsınız. Benim şunu size söylemek istiyorum. Galatasaray kulübünde bir değişim var. Şimdi herkes şu soruyu soruyor. Bakın daha programa başladık. Twitter hesabından şiddetle soru geliyor. Falcao gidiyor mu? Herkesin merak ettiği birinci konu. Falcao gidiyor mu? Belhanda gidiyor mu? Feghouli gidiyor mu? Galatasaray bu gidişlerde nasıl kabuk değişimine uğrayacak? Denk bütçeyi nasıl yapacak? Herhalde bunu dünkü toplantıda konuştular büyük bir ölçüde. Teknik heyet, yöneticiler konuştular. Ama bir gerçek var. Buradan hatırlatayım. Bazen onlar da tabii bir düşünüyorlardır ama şu gerçek. Şimdi listede geldi abi. Gelecek sene Feghouli ve Belhanda'ya ödenecek
rakamların totali 9 milyon euroya yakın. 9 milyon euro diyelim biz. Bu oyunculara kulüple almak isteyen kulüpler ne kadar bonservis bedeli ödüyor? 3'er milyon ödese 15 milyon euro yapar. 15 milyon üzerinden oyuncuların bir isteği varsa bunlar karşılanıp ödenebilir. 1,5 milyon ekstra ödenebilir o kulübün vereceği fiyatın üzerine. Galatasaray'ın yine de hesabına 10-12 milyon, 11 milyon lira gibi bir rakam kalır. Onu da bütçede kullanabilir, gönderirsen. Bunu böyle değerlendirmek lazım. Yani ısrarcı olmak, bana 8 ver, git. O zaman Galatasaray yönetimi bir sene sözleşmesi kalan oyuncuya geçmişteki yönetim niye 10 milyon euro verdi bonservise Dinamo Kiev'e? Bekleseydi. Niye verildik yani? Bu da son derece saçmalık. Yani sonuçta 6 ay sonra sözleşme hattına gelen bir oyuncu 10 milyon euro vermek hataydı. Ve üstelik ben Belanda'dan Galatasaray'ın o giydiği 10 numara şeklindeki formaya karşılık verdiğini söyleyemem. Hiç etkili olmadı yani, sorumluluk aldığı maçlar olmadı. Yani bir elin parmaklarını geçmez oynadığı maçlar, akılda kalan maçlar. Dolayısıyla bu satışı yaparken bu hesaplamayı düşünmek lazım. Sevgili Aykut, anladın mı? Kesinlikle. Yani 3'e 5'e bakmayacaksın, 8 isterim, 7 isterim. Yok, bu saatten sonra değil, sen satıcı konumundasın. Sana talep alan konumunda bir takım varsa onun vereceği bir hesap var. Bir yıl kaldıklarını biliyorlar. Sen bir yıl sıfır parası göndermektense bir yıl aşağıdaki bir rakamlar içinde gönder. Gelecek sene ödeyeceğim maç başıları, o alacakları total 9 milyon euro ikisinin total bulan paralarını ödeme. Bu kardır diye düşünüyorum ben. Falcao Galatasaray'da son dönemlerde gördüğüm en büyük kazık ya. 23 maç bu hafta oynamayacak. İşte 23 maç kaçırmış oluyor. Ya ben bunu anlamadım. Ya bu kadar yüksek, eğer bu oyuncu bir yere gidecekse Galatasaray'dan aldığı ücreti karşılayabilecek başka Amerika'da, Inter, Arabistan'da... Inter Miami var diyorlar abi. Tamam yani. Varsa tamam, bir şey söyleyeyim. Ben hiçbir şey istemem ya. Zararın neresinden dönsen kârdır. Çünkü Falcao'nun oynamadığı 23 maç gelecek sene de oynamayacağının bir görüntüsüdür. Bak söyleyeyim sana. Bu kadar sakatlık yok. Burada keşke bu görüntüyü sana verseydim mi? Yani bu görüntüyü kullansaydım çok olurdu. Yeni santraforum Cagne mi abi? Bence yani Cagne'ye bu kadar sırtını Galatasaray'ın dönmesinin bir anlamı yok ki. Fizikli bir oyuncu. Ha, bunu gündeme getirebilecek, daha çok coşturabilecek bir oyuncuya ihtiyacım var. Kim bu? Trezeguet. Aston Villa düşerse sen kiralamaya çalışacaksın. Yatırımı bunun üzerine yapacaksın. Veya Trezeguet efektini yaratabilecek bir oyuncuyu Galatasaray'a transfer edeceksin. Emre Kılınç mesela Galatasaray'da. Bu ortaları yaptı. Cagne de çok gol atar. Cagne'nin bir sorunu yok ki. Taraftar kızmış. Taraftar istedi, Falcao'yu aldın. Ne yap? Ne diyor şimdi Falcao'ya? Tepki gösteriyorlar. Siz istediniz. Kaleci de lazım. Yani sonra Muslera'nın çok net sağlık kontrolü yapıldıktan sonra şunu karar vermesi lazım. Galatasaray teknik etin şunu diyor. Muslera ne zaman döner? Muslera yani 2 ay sonra dönermiş. Böyle bir şey olmaz. Bunlar ciddi işler. Onun için Galatasaray'ın bir kaleci alması lazım. Yabancı kaleciden hakkını kullanmayabilir. Ama yerli bir kaleci alabilir. Bunun Okan'la olmayacağı çok net belli oldu. Yani Okan yeterli bir şey değil. Yani Galatasaray kalesini kaldıramadı. Var. Yani havada bir koku değişikliği var abi. Nasıl değerlendiriyorsun? Takımlar ne yapmalı? Tabii ki de limitler henüz belirlenmedi ama sizin ölçünüze göre geçmiş yılları herhalde mumla ararız 4-5 sene, önümüzdeki 4-5 senede. Yanlış mı yorum olur? Uzun bir ara vermiştik takım oyununa. Ender'le beraber yaptığımız en son takım oyunu Ender Bilgin'le 22 Mart. Pazar günüydü. 22 Mart'ta yaptığımız o takım oyunda şöyle bir ifade kullandım. Bu pandemi sürecinden sonra dünyada her şey değişecektir dedi. İnsanların yaşam tarzları, ayakları yere daha çok basacak, harcama limitleri, yani sağlığa daha çok para gidecek. İnsanlar kendi öz eleştirilerini yapacak. Bu sadece Türkiye için geçerli değil, dünya için söylemiştim bunu. Bugün Avrupa'da da öyle büyük transfer paralarının harcanacağını zannetmiyorum ben. Türkiye'de de öyle büyük rakamları artık kulüpler verecek aşamada değiller. Hatta yayıncı kuruluşta süren pazarlıklar var. Kulüpleri ayakta tutan yayın gelirleri bir ölçüde. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon yani büyük paralar ödeyen kulüpler futbolculara bence vites ufaltacaklar. Ekonomik olarak küçülecekler. Genç, gelecek vadeden yetenekli oyunculara yatırım yapacak. Şirketlerin de mantığında aslında şu yok mudur abi? Holdinglerin, şirketlerin, kurumların küçülerek de büyüyebilirsin. Yani bu bir stratejidir işte, ekonomistlerin anlattığı, dile getirdiği bir yöntemdir bu. Yani
Bunu artık kabul edin, bu kaçınılmaz bir gerçek. Ya ben bunu her zaman söylüyorum. Feda mesela. Ya da bir başka ifadeyle. Mesela Galatasaray'ın efsanevi başkanı Alp Yalman'ın bence başucu bilgisi olarak kullanılacak bir söylemi vardır. Her zaman şunu söylemiştir. Büyük düşünmek pahalı düşünmek değildir. Yani büyük düşünürsünüz. Çok basit bir şey söylüyorum sana. Ben Galatasaray'ı bütün kulüpleri takip ediyorum ama Galatasaray'la ilgili de